Kuşku yerinde, güvenim var rezidans bebe. Bu benimle, periler elimde. Come on guards, günler bak böyle. Evet, herkese iyi akşamlar değerli Şaya Bulut ailesi. Bugün Twitch yayınımıza hoş geldiniz. Yine aynı şekilde videonun tekrarı YouTube kanalında paylaşılacak. Bugün farma devam edeceğiz arkadaşlar. Az önce bir PvP gireyim dedim. Böyle 3 çizgi oldum. 650 kill oldu. Ama dediğim gibi hemen ölüyor hesap. Birazcık arkadaşlar en azından bir efsane set parçalarını dizmem lazım. Onlar için biraz farma koşalım. Ama farm nerede? Orta normal bölgede yine devam edeceğim. En azından şey yapayım. Zırhları falan bir efsunlayayım. En azından şu gelen hasar emeri emmesi lazım. Gerçi yüzdelik vuruyor moblar da çok bir şey fark etmiyor. Gelen izleyen arkadaşlarımız hoş geldiniz yayınımıza. Şu bölgede bir farmımızı yapalım ufaktan. Oyunun sesi iyidir inşallah. Evet arkadaşlar. Geçen arkadaşlar normalde biliyorsunuz ben bu hesabı kasarken YouTube'a videolarını atacaktım. Yayında bile yapsam tekrarlarını. Zaten hiçbir şekilde GM lapis mapis hiçbir şey vermedim yani. Onu bir göstereyim de son halini. Bu tekrarı yine YouTube'a atacağım. Şöyle zaten şu soniklerde görürsünüz. Hiçbir şekilde lapislerde bir şey yok. Onu ben bir göstereyim. Çünkü geçen yayınlarda olan problemler oldu biliyorsunuz. Sunucumuzda yaşanan gereksiz sıkıntılar oldu. Çoluk çocuk muhabbetleri döndü. Onlara bir ufak bir cevap verelim dedik biz de. Şöyle göstereyim size. Hiçbir şekilde GM lapis, güçlü lapis bir şey yok yani hesabımda. Şöyle görüyorsunuz. Sonic 2, Sonic Şimşek 1-2 var. Yani bakın soylu kolye yüzük. Yani kolyelerdeki lapisleri de göstereyim tek tek madem. Hepsini şöyle görün. Her videoda da göstermeyeyim de böyle yani. Bunu da görün. Hani buna böyle artı GM'den bir şey vermeyeceğim. Neyse o arkadaşlar. Şöyle göstereyim de. Görün yani. Atak değerlerimi görün. Karşılaştırın sizinkiyle. Silah bayağı şey yaptım. Artı 10 yaptım. Bakalım bunu artı 10'da bırakacağım arkadaşlar. Artı 11 yapma gibi derdim olmayacak. Efsane şu an mızrak arıyorum ama ucuza bulamıyorum. Aslında istesem uyguna da alabilirim ama almak istemiyorum. Yani 700-800'den 1B arası falan yani. Bir 1B falan kasıp direkt silah alacağım. Kolay bir şekilde farmımı yapabilmek için. İlk hedefim olacak arkadaşlar. Bu arada belki diyenler olur. Piyasa hakkında ne düşünüyorsun diye de. Kimsenin aklına konuşup prim yapmak istemiyorum arkadaşlar. Kimseye prim vermek istemiyorum. Çünkü herkes kendi ekmeğini yiyor. Biz bugün şöyle bir güzel muhabbet edelim sizlerle beraber. Arkadaşlar dualarınızı esirgemeyin. Bugün trend yola CV'm gitti. İnşallah dönüş gelecek bir hafta içerisinde. Bu akşam yollandı CV Allah'ın izniyle. Bakalım orada bir çalışmaya başlayacağız güvenlik kısmında. Trendyol'un depolarında böyle güvenlik kısımları varmış arkadaşlar. Yani çünkü siber güvenlikten dolayı onların da çok fazla canı yandığı için onlar ayrı bir bölüm kurmuşlar IT departmanından başka. Güvenlik kısmı varmış. Bakalım oraya. Güvenlik dediğim özel güvenlik görevlisi falan değil ha. Siber güvenlik bölümüne. Bakalım kim geldi? Önder gelmişti. Evet. Canım benim hoş geldin. Arkadaşlar illaki merak eden olur. Konuyu açsın diye söylüyorum. Yoksa şey değil hani bir şeyler hakkında söylemeyeceğim. Hani sunucunuzdan oyuncu gitti. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yaptırım uygulayacaksınız? Hemen 80'e mi çevireceksiniz falan. Yok arkadaşlar biz planımız programımız neyse hala onu uygulayacağız. Ama 80'e çevirme serüvenimiz daha da ertelendi gibi bir şey oldu. Yani çünkü hemen 80'e geçiremeyiz. Elimizin altında onun hani planı programı daha tam hazır değil. Haritalar daha tam olarak hazır değil. Droplar hazır değil. Editlenmiş bu 20-30 haritaları tekrar yerine oturtulacak gibi gibi birçok şey yapılması lazım. En az 2 haftalık süreç yani 2-2,5 haftalık bir süreç neredeyse 80'e geçirmek. Şu an zaten öyle bir şey düşünmüyoruz. Oyuncu gidebilir. Oyuncu dediği diyorsak tabii gidenlere.
Gidebilirler. Problem yok. Gelen gider arkadaşlar. Giden geri gelir. Yani biz hani kimseyi zorla tutmuyoruz. Kimseye çok da gelin de demiyoruz yani, ama tabii reklam konusunda hani gelin demiyoruz kısmı aslında çok doğru. Reklam yapmıyoruz. Biz yönetim olarak da çok reklamlara abanamıyoruz. Bunları biz artık yönetim olarak biz devraldık. Aleyküm selam Ademciğim, hoş geldin. Yakışıklı Adem'im gelmiş. Biz devralacak abi. Biz devralacağız artık. Burada tabii biraz yönetim işbirliği yapacak. Nasıl bir firma kurdunuz, bir şirket kurdunuz diyelim arkadaşınızla, ortak arkadaşlar. Girişimcilik yaptınız, nasıl elinizi cebinize atıp bir şey, mesela inşaat firması kurdunuz. Nasıl girip orada işte ustalara yardım edersin, hani başta büyümek için, fazla para harcamamak için, eleman tutmamak için. Onun gibi düşün yani. Kendi patronu olduğun işte çalışman gerekiyor iyi yerlere gelebilmek için. Zaten herkes öyle olmuş. Koç Holding'den tut Sabancı Holding'e kadar arkadaşlar. Onlar böyle kolay gelmemiş buralara kadar yani. Ben okudum hepsinin tarihini. Özellikle Koç Holding'in o birkaç muhabbeti var. Çok tuhafıma gitmişti mesela. Olabilir arkadaşlar. Herkes bir yerden patlayabilir. Şaya piyasası yani. Şurada toplasan 100 tane adam zor oluyor bu piyasada, ama o 100 tane adamdan 50 tanesini sunucuya çıkacağı desteği sen gidip ne bileyim, düşünsene abi, bir sürü para kazanıyorsun. Orada burada harcıyorsun, ama bunu kendin için harcarsan iyi yerleri getirebilirsin. Mesela benim kafamda şu var. Önder ne yapar bilmiyorum. Çünkü burada ortak bir şey yapamayız. Tabii Önder ortak olurum derse orası ayrı bir şey. Abi ben Trendyol gibi firmalardan böyle şey yapmak istiyorum. Mesela Trendyol'da da işe girersem belki bundan daha kolay bir şekilde yararlanabilirim abi. Bir maddiyat koyacağım ortaya. Benim bu sunucu ortaklığından aylık bana düşen parayla. Gideceğim, biriktireceğim mesela bunu 6-7 ay. Tabii aldığım maaşı o zaman çalışmış olurum. Maaşımı da koyacağım ortaya. Şöyle 50 milyar ya da şöyle 60 milyara bir ticaret işine gireceğim. Amerika'dan alacağım abi 1 dolar, 1 birim paraya. Burada satacağım 2 birim paraya. Ufak ufak bu işe gireceğim. Ya da araba alım satım işine gireceğim. Çünkü mesela araba alım satım işine çok girmek istiyorum bu aralar. O bayağı beni şey yaptı. Bak Manya Coel beni bekliyor. Ne kadar ayıp. Ya da adam orada farm yapıyor yani. Hype hype hype. Ben her şekilde destek sağlamaya çalışacağım. Sağ olasın Ademciğim. Adem'in de şey arkadaşlar, mobil uygulama serüveni var. Adem de mobil uygulama çıkarıyor. Bir şey olursa yaz Doğukan. Vay, Emre abi geldi. Eyvallah abi. Yazarım. Maniok el dolanıyor buralardan mı? Ellemiyor. Kendine yayında sövdürtmek isteyen varsa dalsın. Aha, bir bitmedi. Keşke bitirsen ya. Vallahi keşke o işi bitirsen. Sen de iyi yürürsün gibi. Çünkü ya bu işlerin geçi yok arkadaşlar. Yani her yer bir şekilde patlayabilirsiniz. Kendinizi pazarlamanız önemli. Yani şimdi mesela kimler para kırıyor? Şu yasa dışı bahis siteleri var ya. Bu arada kesinlikle tavsiye falan değildir. Ulan patlamak buradan da dur şimdi. Hani uçak kalkıyor, iniyor. Kalktıkça paranız artıyor ya mesela. Gidip nesneden iddia oynamaktansa insanlara o çok mantıklı geliyor. Azar azar oynuyorsun. 10 lira basıyorsun. 12 lira olarak geri alıyorsun mesela. 1,5 katını falan. 12 lira, 15 lira olarak geri alıyor. Adam alıyor, alıyor, alıyor. Abi adam bayağı katlıyor parayı. Mesela TikTok'ta falan görüyorum. Ya bunlar tabii sizin elinize kalmış, ama ben girmedim arkadaşlar o işe. Gerek yok dedim. Kumar işi. Kasa kazanır. Hop, hemen nasıl daldım. Oha, ne dedi, kendinizi pazarlayın dedi. Hayda. Arkadaşlar yine burada farmdayız. Yapacak bir şey yok. Zor da yapamıyoruz. Denedim de. Ya da tam deneyemedim zaten. Yo, denedim. Ya Dodo ya. Of. Gel kes gel. Ellemeyeceğim ki. Gelsin kessin. Valla. Hadi. Bak bak şimdi nasıl ispiyonluyor. Emre abi. Dodo geldi, Dodo. Bana sövme. Uçun abi, uçun abi, uçun abi. Uç 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 uç. Abi uç, ben dayanırım, ben dayanırım. Dok yok ama olsun, yine dayanırım. Salak beni şey yani, arkadaşımız kesemiyor. Heh.
He, tut onu, tut onu, tut onu, tut onu. Baba Ezi'ye bak, Ezi'ye bak, dog bastı hemen. Bu Nizam normalde zorda magele yapsan. Ya magele yapacağım da Kiçar oynamak istemedim ya. Bak nasıl kaçıyor, bak görüyor musun? Kaç kaç. Heh. Tamam abi, siz devam edin, ben farma devam. Abi şu izleyici sayısı arttıkça Twitch'te çok mutlu oluyorum ya. Ya bir yerden başlamak lazım arkadaşlar ya. Hayatı ne bileyim ya, bir yere bağlı olarak geçiremezsiniz. Bir şeydir ama benim kafamda abi her zaman kazandıran iş olarak şu Trendyol'daki mesela Amazon'dan alım satım işleri çok karlı gibi geliyor. Yani çok fazla yapan insan var. İntikamını aldık diyor. Öldüm. Mission complete. Yazamadım da. İntikamını aldık. Eyvallah reisler. Oğlum sen kimsin ya? Bana sövme diye geliyor bir de. Ben demiştim sana diyor. Çok ayıp kanka, sal da şu farmı yapayım. 10 GM sonra şuradan 2-3 item veriyoruz kendimize efsane. PvP'ye yetişelim diye. Sonra GM item verdi. Sonra gereken ayar verilmiştir. Hadi bakalım. Canımsın. Selam millete. Aleyküm selam canım benim. Biraz farm yapayım da. Best Deco GM Alfreda Online. Hadi bakalım. Sadakat etkinliği var mı bu hafta? Var var, yaparız tabi. Sadakat etkinliği yaparız. Paylaşırız onu ya. O reislere bak. Bak bak. Yiğit Günel. Kameralar hazırsa giriyorum oyuna. Oo, beyler Yiğit geliyor bu arada, söyleyeyim. Ekoel. Korumasıyız artık diyor. Hayda, herkese mermi. Bu sefer gidin daha iyi olur değil mi? Ödül mü? Düşüneceğiz onu bakalım bir. Yiğit sana herhalde bir mesaj. Evet Yiğit, sahneye bekleniyorsun. Kurdum, bir kontrol edeyim de. Şu şöyle. Ya şimdiden bu İngilizce chatleri falan açtık ama abi şey bölünüyor be. Farm bölünüyor. Hafta sonu çekilişten bahsedecek misin Doğukan? Gel 2 dakika buff vereyim, kaçayım. Tamam abi, olur. Al abi beni. Heh. Teşekkür ederim. Hafta sonu çekiliş. He arkadaşlar. İçinden 10'a kadar say diyor. 1. Ama içinden diyor. 1. 5. 10. Neredesin oğlum? Bir hafta sürecek bir etkinlik var. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Etkinliği kaçıracaksınız büyük ihtimalle. Yayında kaç kişi var şu an? 8 kişi var. Söyleyin tanıdıklarınıza. Arkadaşlar Trendyol'dan hediye çeki vereceğim. Bu arada doğru yani, öyle kazıklama falan yok. 50 liralık hediye çeki vereceğim ama kaç kişiye ne kadar vereceğim şu an tam olarak belli değil. O belli olur yarına. Aha geldi. Oğlum nasıl geldin lan? Hayda. Aha gözüm karardı. Beni aşık etti kendisini. Ne oluyor lan?
Gel gel. Bu siyer niye ölmüyor? Aha gitti. Nereye gitti? Çektiler. He. Burada mini boss vardı. Onu kesebiliyordum ben ya. Dur bakayım. Fazla açılma buhardar adamı. Hayda. Abi bir farm yapalım dedik ya. Ben Almanya'dan geldiğim için bana euro verir misin? Ya değil. Hadi hayırlı geceler. Yaşlıyız, erken uyuyalım. İyi geceler. Aa, euro mu? Valla 50 liralık hediye çeki var. Kral yani. 50 lirada sana dur bakayım, çok merak ettim. Kaç para yapıyor? 50 TL kaç euro? Abi 3 euro. Abi 2 atsam olur mu? Tamam, Türkiye'deki akrabana hediye edersin ya. Ne olacak sanki, Almansın diye vermeyelim mi? Reis sen bize 3 at, biz sana 50 atalım. Euro değerleniyor zaten. Bence de. Tutalım biz onu elimizde. Reis. Vallahi kral, bir şey söyleyeyim mi sana, ciddi bir şey yani, şakası olmayan bir şey. Şu an Almanya'dan tek selam ben Eda. Aleyküm selam Eda. Kesin Eda'sın ya. Şimdi olur, nerede bile şuraya yerleş. Benim kabul edebileceğim tek şey abi şu an, mesela dış ülkelerden hediyedir bir şeydir mesela. Öyle PlayStation 5 falan değil. Şu an sadece webcam istiyorum abi. Webcam alıp direkt şu yayınlara webcam koymak istiyorum. Türkiye'de çok pahalı. Geçen haftaki yayında göstermiştim. Hava çok sıcak. Bak işte. Al Eda, Eda Nick ile gelen kim? Konuşmasından anlarım şimdi, bekle. Ben eski sunucuda kaç para Türkiye'de? Ben direkt marka model vereyim sana, ama çarı burada bırakırsam sıkıntı olur. Bir tovun atayım. Tovun attığından emin olayım. Bak şimdi sana göstereceğim ben kral. Hazır mısın? Bir webcam yazıyorum, görüyorsun. Şu şeyde bakayım, çarı bir tovuna gitsin. Heh, tamam bak, oturtayım çarı. Bak şimdi. Hadi N11'e girelim. N11.com bilindik bir yer. Ucuz olan bir yer, tamam mı? Kral şimdi burada Logitech C920S. Şu webcam bayağı iyi. Şu webcam bayağı iyi. 1400 lira gözüküyor. Şu o Asus'un o modeli var. Ya da burada yok. Bir saniye. Ha, Logitech. Logitech C922 şu. Şu webcam kral. Bundan alacağım. Bu Almanya'da ne kadar bilmiyorum. Şu yani Logitech C922 Pro. Bundan istiyorum yani. Eğer ya bu ya da eğer bu kadar ucuzsa, tamam mı? Bak şimdi ya da şu. Webcam yazayım. Bir tane daha var. Bak şimdi. Ya bunlar düşük ışıkta falan çok bayağı iyiler yani. Şu var. Bundan istiyorum ama bunu nasıl bulacağım ben? Dur. Ha şu. Bu da 3000 lira. Şu ikisinin fiyatlarına bir bakabilir misin? Bir şu 3000 liralık olan Logitech Brio 4K.
Ultra HD webcam. Logitech Brio 4K. Tamam mı? Bir de şu. Logitech C922 Pro. Bunlar Almanya'nın web sitelerinde ne kadar? Fiyat olarak ne kadar? Bu arada yayın size biraz fazla geç düşüyor olabilir. Çünkü bu akşam Elrin falan da yayın açmış. Öldü. Aa, manyak koyal da burayı. Abi ben kolaya gidiyorum o zaman ya. Abi bir salın farm yapayım. Ana adamlar salmadı beni. Ben kolaya gidiyorum o zaman. Dur. Şeyi merak ettim acaba şeyde ne kadar? Almanya'da ne kadar bu? Benim kuzenler var da işte. 80-100 euro. 922 pro. He. Şu ne kadar? Şu kral. Logitech Brio 4K Ultra HD. Şu ne kadar? Mesela Brio 4K. Senin o zaman 1.000 liraya falan denk geliyor. Yok lan aynı neredeyse aynı fiyat işte ama tabi euro dolar bazından düşünürsek öyle 80 ile 100 euro arası iyi bence abi ya. Kadere bak. Onun verdiği paraya bak. 150-200 euro. Çok iyi ya. 150-200 euro. Hediye etmeyi düşünür müsün? Bu arada Almanya'nın hangi şehrinde yaşıyorsun kral? Benim kuzenler Almanya'da. Teyze tarafı. Hatta onlar geliyorlar. Yarın mı? Bu akşam mı? Doğu tarafına şey gelecekler. Bir tur düzenliyorlarmış. Almanya'dan Türkiye. Şimdi burada maaşımız 1200-1800 euro arası. Sen işçi staffındasın o zaman. Memur falan olsan bu kadar az almazsın ya. Ama gerçi az da değil ki abi sizin yani TikTok'ta ya da YouTube'da gördüğümüz kadarıyla Almanya'da yaşayan genç arkadaşlarımız var bizim gibi bizim yaşlarımızda. Bu arkadaşlarımız yani 3 euroya, 2 euroya yani 2 birim paraya, 3 birim paraya hani şey yapıyorlar. Bir kahvaltılık alabiliyorlar yani. Gel gel zorda farına biz gideceğiz değişiklik olsun sana da. Yok abi gelmiyorum bana ne? Ben yayınlarda gelmem abi oraya. Video falan çekerim siz bilmezsiniz o ara. Ben nerede farmlayacağımı biliyorum zorda. Güzel bir alan var orada farmlayalım. Ya bizim teyzegil o tarafta işte. Gerçi anne tarafının yarısından çoğu hep Almanya'da yaşıyor. Hamburg'da olan var. Ya teyzemgil Hamburg'da. Şey. Diğerleri neredeydi lan? Ülke ocağı olan biri vardı Almanya'da ülke ocak Türk ocakları olan biri bir şey akrabamız var. Ya bizim Almanya'da akraba tarafı çok ama hayır yok. Doğru 10-20 euro ekmek falan alabiliyorsun diye bayağı pahalı. Ya öyle abi şimdi yani sen şu an Türkiye'de bir simit almaya kalksan 4 birim para. Sen Almanya'da bir simiti 0.50 birim paraya alabiliyorsun. Yani bunları biz hani görüyoruz adam oradaki etiketi de değiştirecek hali yok ya. Bunların hepsi görünüyor ya. Abi kötü olsun yani. En kötü simit bile. Ya ben İzmirliyim abi. Biz simite gevrek deriz. Hani İzmir'deki yediğin kalitedeki simit İstanbul'da bulamazsın. En kötüsü ve taş simit bile 3 lira, 3,5 lira. Yanında ayranla 4 lira, 5 lira. Yani bir öğrencinin harcadığı günlük para en kötü. Yani bir öğünü 4. Yani ne 4-5 lirası? 10 liraya denk geliyor. Yani bunun otobüs parası var. Okula yürümesi, etmesi yani. Bir öğrencinin günlük harcayacağı para 50 lira ya. Bir ay, asgari ücretle çalışan bir ailede 50 lira çok zor abi. Çıkaramıyor yani. Mecbur o çocuğun çalışması lazım. Çalışsa derslerine vakit ayıramaz. Hayata erken atılıyor vesaire. Can biraz problemli. İyi geceler canım benim. Öyle biraz problemli ama inşallah biz de düzeleceğini düşünüyoruz. İnşallah düzelir abi. Temennimiz o. Biz de ülkemizi bırakıp gitme derdinde değiliz. Ya şansımız olsa gideriz. Gitmeyiz değil ama sonuçta vatan bizim vatanımız kral. Bizden başka bize bakan olmaz. Zamanında ne zorluklarla alınmış vatanı 2-3 tane adama bırakacak değiliz yani. İnşallah, inşallah.
Yoksa diyorum ya bak, hani Almanya'da birçok akraban var. Belki tanıyorsundur, görmüşsündür. Çünkü Türkler aralarında çok fazla haşir neşirler. Sen de ne bileyim hani milliyetçilik varsa o Türk ocağını falan neydi lan? Ya Türk ocağının ismini unuttum ya. Ya neydi ya şey? Unut vallahi unuttum. Bir Almanca bir ismi vardı o Türk ocağının. Neydi lan? Instagram'dan bulurum da. Ben Dortmund tarafından geliyorum. Hamburg bir saat ben. He, anladım. Ya büyük ihtimal tanıyorsundur Dortmund'tasın. Büyük ihtimal tanıyorsundur abi. Büyük ihtimal %100 tanıyorsundur. Eminim yani. Bizim sülaleyi falan aileyi büyük ihtimal biliyorsunuz. İlla ki bir bağlantın olmuştur. Bir toplantıda, yemekte, bir Türklerin buluşması oluyormuş oralarda bazen. İşte onlar da geliyorlardı yarına falan. Doğu tarafına gidecekler. Bir gezi mezi mi ne tur düzenleniyormuş Almanya'da. Oraya gideceklermiş. Ay ay. Zora gitsem rahat bırakmazlar ha. Birazcık bu yayın kaç dakika olmuş ben açalı? 27 dakika. İyi, bir saatte oldu mu kapatırız ya. Yayınlara düzenli devam edelim ki şu Twitch'in algoritmasına düşelim arkadaşlar. İsteğim o yani. Yeni oyuncular gelsin. Ben sana PayPal'dan 200 lira versem, sen o kameradan alsan ben efsane item alabilir miyim? Yani bu, şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu sunucuyu iki ortak kurduk kral. Bu arada attı geriye de lag'dan dolayı değil arkadaşlar. Şu duvarın bir amacı var aslında burada olmasının. Yani şu levelde buradan geçememem lazım da. O bazen devreye giriyor. Bazen aklı çalışıyor. Şimdi kral biz bu sunucu iki kişi ortak kurduğumuz için ben bunu PayPal'dan, zaten PayPal yok bizim Türkiye'de. Western Union'dan ya da vise.com'dan atabilirsin. Yani Western'den atarsın, İş Bankası'ndan çekerim. Kiçer dizeriz sana diyor 200 liraya. Yani direkt şeyi göndersen daha mantıklı bana. Kamerayı gönder yani. Eğer ya ben ortamla konuşurum bunu. Ben buna kabul edemem yani şey olarak hemen tamam gönder diyemem. Çünkü hani bunu ortam kabul eder mi etmez mi der. Abi gerek yok. Sunucuya para girsin derse buna ben bir şey diyemem yani. Zıpla zıpla diyor. Ortağımızdan habersiz onaysız iş yapmak bize yakışmaz. Sonuçta havuza bir toplar, bir havuza toplanıyor. Gönder diyor. Neyi göndersin? Kamerayı mı? Kamerayı gönderirse olur kral, 200 euro atmana gerek yok. Yani atarsan şu an 200 euro ne kadar yapıyor? Hani şöyle anlaşalım. 100 euro kaç TL diye bakıyorum. 3.225 lira yapıyor, tamam mı? Ben bunu alsam 3.100 liraya, 100 lira da sunucunun kasasına kalır yani. Ya bunu tabii ben geri ödemek zorunda kalırım. Sana 200 onu o zaman, sana 200 onu o zaman 50 olur mu? Sen 250 euro yatıracaksın sunucuya anladığım kadarıyla, doğru mu? Orada bir anlaşalım. Sen sunucuya 250 euro atacaksın. Sen sunucuya 250 euro atarsan sana kaç gelir biliyor musun? 150 euro kaç TL edersek 4000 liralık app alırsın. O da 8000 app yapar. Abi 8000 app'a bütün klasları dizersin. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Sana bir yararı olur mu? Olur. Şu an sunucudaki oyuncu sayısı az. Evet doğru. Oyuncumuz yok ama ilerleyen zamanlarda bunun sana çok büyük yararı olacak. Bu sunucu belli bir zaman sonra level yükselttiğinde, bir şey olduğunda sana çok büyük bir yararı oluyor. Farmdan kurtulacaksın. Bak şimdi ben burada rahat bir şekilde farm yapabiliyorum ama oyuncu çoğaldığı zaman
Gidip kolay zor bölgede, normal bölgede beni hiçbir oyuncu rahat bırakmaz. PvP döndüğü zaman. İşte beni hep öldürürler. Farmcı falan dinlemezler. Çünkü buradaki haritada yani PvP kapalı abi. Bak şu yarı harita Kantabili yandan bir daha büyük, iki katı büyük haritada PvP biz kapatmışız. Mekanik olarak da kapalı yani. Hiç kimse birbirine vuramaz burada. O yüzden gelmiyor yani çocuklar yanıma. Ya bonus sistemleri de var. Sen 8K değil 10K AWP alırsın. Yani neredeyse 2K'ya kadar abi bonus veririm yani. Net veririm yani. Tek seferde o kadar AWP yüklenen adama verilir yani. Dediğim gibi ya bu sistemler başka sunucularda yok abi. Birçok sunucu açılmış. Millet oraya koşa koşa gidip oynuyor. İstediği kadar oynasınlar. Kapanacak. Gördün adamların sunucusu hacklenmiş. Ben bir şey demiyorum. Herkesin yediği ekmek kendine kral. Ben kimseye de ekmek çıkarmam kendi videolarımdan ama dediğim gibi yani yaparsan senin kârına. Biz sunucu kapatıp gitmiyoruz abi. Biz buradayız. Hani sunucumuzun aylık parasını ödüyoruz. Verirsen o kadar parayı ne olur? Ben webcam alırım. Öndere bilgisayar parçası için, parası için kenara para ayırırız. Kayı oynamak istiyorum. Bu server açık kalsın. O yeter benim için. Kalır abi. Yani bizim bu sunucuya bizim aylık giderimiz 500 lira abi, tamam mı? İşte aylık verdiğimiz sunucu masraflarımız odur budur. Ya bizim gözümüze durmuyor abi açıkçası, öyle söyleyeyim. Ben kararımız kesin. Yani abi açık tutma kararımız kesin. Şimdi hani mesela açık tutma kararımız kesin olmasa biz buradan para vurup gitmeyi düşünsek Önder sana demez ki hani gönder demez yani, hani kabul etmez mesela. Çocuk parayı vurup gitmeyi düşünür yani. Hani o da biliyor çünkü o webcam geldiğinde ben alıp onu satıp kendime nakit parayı çevirmeyeceğim. Hani düzenli yayın daha çok olur, anladın mı? Mesela şu an yayın açmak bana çok sıkıcı geliyor çünkü webcam yok, bir şey yok, kendimi gösteremiyorum. Ben kendimi göstermek istiyorum yani yayınlarda. Ya sen bu sunucuya destek atarsın abi. Sunucuya attığın desteğin her zaman Bitcoin gibi abi. Bizim bu Bitcoin değerimiz sunucuda şu an mesela 2 gün öncesine kadar çok yüksekti. Bir sürü oyuncu vardı falan. Şimdi bu sunucunun Bitcoin değeri düştü. Şu an asıl bu sunucuya yatırım yapma zamanı. Çünkü abi bu altyapıyı yapan adam kamikaze abi. Bu adam çok zeki, çok iyi, piyasanın en iyisi abi. Cuf 1, kamikaze 2 abi. Ya da Kamikaze 1, Cuf 2. Tabi aralarında bir rekabet var, bir şey var. Sonra zaten Zarel ve şey geliyor. Razor geliyor. Bu 4 tane adam piyasadayı. Bu 4 tane adamın kurduğu sunucu da iyi oluyor zaten altyapı olarak. Ya biz de bu altyapıyı heba etmek istemiyoruz. Mesela Kamikaze'de sağ olsun hani o adam Ukrayna'da yaşıyor, savaşın ortasında. Biz o adamla abi taksitli bir şekilde ödemek istedik. Hani tek seferde hani sunucunun parasını veremezdik. O kadar durumumuz yoktu. Biz sunucuyu kurmak istiyorduk Önder'le. Hani ortak bile olsa çıkaramadık o kadar parayı. Abi Allah razı olsun. Adam da iyi niyetli bir adam. Taksitle bir şekilde ödememizi istedi. Onunla bitirdik, bitireceğiz. Çok az bir taksiti kaldı. Tabii yayında Doğukan abi görmek daha iyi. Yani ben her videom falan webcam'li çekerim yani. Bu söylediğim webcam, hani diyeceksin ki ya kardeşim 2 milyara bunu alsana. Ya şimdi bununla bunun arasında çok büyük kalite farkı var. Şu 1000 lira çok büyük bir kalite farkı getiriyor. Şu kullanılan webcam'i şey neydi bu? Kendine müzisyen de hala kullanıyor diye biliyorum ben. Kendine müzisyen. Yani hala bunu kullanıyor diye biliyorum ve düşük ışıkta, özellikle yüksek ışıkta zaten bayağı bir FPS veriyor. 4K çekim yapıyor zaten. Aynen Ultra HD. Bunun üstü yok zaten. Bunun üstü direkt kamera, fotoğraf kameralarına falan giriyor işte, Canon'un falan. Eldrim falan o tarz kullanıyor diye biliyorum ben de açıkçası. Onlar daha pahalı tabii abi, oraya paran yetişmez de. Onlar zamanla olacak şeyler ama böyle ufak tefek şeylerle başlayacağım. Görüntüsünden belli kalitesi. Tabii canım. Şuna bak. Şu an benim eksiğim bu. Ben zamanında bundan 2 yıl önce kondansatör mikrofonumu aldım, yani stüdyo mikrofonu. Kulaklığım 1,5 milyarlık kulaklık. Abi ben bunu mesela aldım yani çünkü okuduğum üniversite bölümü bilgisayar bölümü. Kendimi siber güvenlik alanında geliştiriyorum. İyi bir ekipmana ihtiyacım var. Monitörüm ben 2 milyar aldım. Hala da 2 milyar olarak devam ediyor mesela. Ekipman konusunda bu tarafım iyi. Bilgisayarım şu an komple ekipmanla beraber satsam 20 milyara, 20 milyar civarı bir para abi şu an. Benim bilgisayarım yani. Şu an satsam 12 milyara topladım. 2 yıl önce 2 katına 24 milyara katlar. Hadi 4 milyar da kullandığım için olsun. İkinci el olsun ki her zaman aydan aya 2 ayda bir bilgisayarı sürekli temizlerim, hava tutarım. Monitörü
Monitöre kadar hava tutuyorum temiz. Hepsi şahı epik oynuyorlar ama 101 iki ay sonra kapanır orası. Kapanır abi. Her yer kapanır. Emin ol. Piyasada zaten adam akıllı oyuncu kalmamış abi. Herkes bir yerlere gidip bir kargaşa çıkarma peşinde. Ama diyorum, eğer ki öyle bir şey yapacaksan 250 euro gönder abi sen. Taksit de atabilirsin. Bu ay birazını, bu ay birazını gönderirsin. O da problem olmaz. Ben sana direkt app'ın hepsini atarım. Sen gönderdiğin zaman 250 euroyu zaten karşılığını çok büyük bir şekilde alacaksın. Hem izlediğin yayının kalitesinden, hem oyun içi aldığın hizmetten. Bunun zaten en büyük şeyini göreceksin yani. Abi benim şöyle Almanlara karşı biraz hani uzak duruşluluğum olabiliyor benim akrabalardan dolayı, kuzenlerden dolayı. Onlar biraz cimri. O yüzden diyorum hani çok fazla şey demeyeyim, şey söylemeyeyim, yanlış anlaşılır diye. Hani para avcısıyız diye gözükmesin. Yıllardır alamadım o webcam'i. Yine alamasam yine bir şey olmaz. Yani. Sıkıntı yok. Biriktirip alınabilecek bir şey değil abi. 3 milyar hani webcam için öyle kolay bir para da değil. Şu an çıkarıp da veremem zaten. Ya emin ol, şu an bu sunucuya gelen aylık para bir elin parmağını geçmiyor. Yani şu an sunucuya gelen aylık para abi bizim aylık paramızı bu ay zor ödedi yani. Ödememesinin de sorunu yok. Yani biz Önder'le zaten bunu ortak bir şekilde verebiliyoruz. Yani iki kişi ya yani 500 lira, 250 250 de verirsin yani. Yani bunu da, bu da kimsenin gözüne durmaz abi yani. 250 200 250 lirada kimin gözüne durur? Bir yere harcama yapacaksın sonuçta. De keyif aldığımız yere harcama yapıyoruz. Ben şu an gerçekten hani oynadığım oyundan, oynadığım şeyden çok büyük keyif alıyorum. Yani benim sunucum bana çok büyük bir keyif veriyor. Ben bu keyfi insanların da almasını istiyorum abi. Keyif alamasam zaten şu ana kadar ortaklıkta bile durmam yani. Tabii Önder'le anlaşamadığımız noktalar oluyor mu? Oluyor. Onun görüşü farklı oluyor, benim görüşüm farklı oluyor ama ikimizin de ortak anlaşabildiği bir konu olabiliyor. Ya ben Önder'le o yüzden bu konuda çok iyi anlaşabiliyorum. Benim hatalarım olabiliyor. Önder'in hataları olabiliyor sunucu. Bunu bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz biz. Ama bu sunucu kapanıp gitmez abi yani. Hatadan da kastım şu, hani Önder diyor ki abi diyor kanatların yarısını getirelim sonra yarısını getirelim. Ben de diyorum ki getireceksek hepsini birlikte getirelim millet görsün diyorum. Hani oradan en azından sunucuya bir gelir kapısı olsun, bir şey açılsın anlamında söylüyorum. Çünkü her şey dropta sunucuda. Ha yine Önder'e kalmış. Yarısını getirse ben yine bir şey demem yani. Onun kararına bırakırım yani. Bir bildiği vardır derim. 17 yaşındaki çocuk diye geçmiyorum sonuç. Neredeyse 2 yıla yakın. 2 yıl oldu lan, oldu 2 yıl. Önder'i 2 yıldır tanıyorum. Öyle bir yanlışını, bir kötü şeyini görmedim. Print bir Onyx Kültçe. Kanka yemez onlar be. Bu arada. Önder şu X'e bir baksana. Ne yapmaya çalışıyor? Arkadaş yeni şey olmuş herhalde. Yeni mezun olmuş. He, uykun geldi diye bırakmışsın. Tamam. Bu X kim ya? Şuna söylesenize. O öyle yazılmıyor bu arada. Kanka. O algoritma öyle yazılmaz bu arada. Geri zekalı. Print diye mi yazılır o? Sana yazılım öğreten hocanın ta. Öyle yazılmaz yavrum o. Buradaki mesajların senin SQL'e okutuluyor da SQL'deki shutdown komutları falan çalışmıyor yani. Güzelim benim. Bir de o öyle istenmez yani sunucudan. Onyx Kültçe. Bir de Türkçe yazıyor. Onyx Kültçe. Print yazmış. Onyx Kültçe yazmış. Ben yazılım hocanın. Ha bak. Deactive Engine Clarissa Hackett. Vay amına koyayım. 11x Hackett. Vay be. Deactive Engine mi? Vay be kanka be. Çok iyisin be. Üf. Üf be kanka. Kanka bu sorguları çalıştıramazsın ha. Bu kim lan bu gerizekalı? Oğlum bu sorguların hiçbirisi SQL'de dönmüyor. Mal mısın sen?
Sala söyleyin de bir bok beceremez bu. Kankam dönmüyor. Sorguların hiçbiri dönmüyor. Mal lan bu. Kardeşim, SQL açığı bulmak istiyorsan web siteye gideceksin. Oyun içinden bir bok döndüremezsin. Game sadece client tabanlı çalışıyor. Kim buna birisi akıl versin? Yo, beceremiyor ki. Biri buna öğretsin bu arada. Arkadaşlar çağırsanız da şunu öğreteyim nasıl yapıldığını. Kim lan bu enayi? Manuel Brute Force. Manuel Brute Force. Geri zekalı. Önder'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Önder... Arkadaş nasıl sanki? Ne bileyim, adam şey döndürmeye çalışıyor. Bak. Yüzde temp, yüzde hikayi lokal meşin. Aynen kanka, aynen. Hangi iki? İki sırf bakmaya geldim. Bakayım. Nokta. Min köpeği bu. Geliyorum şimdi. Kalktım, tamam. Yatakta. Bilgisayara geçiyorum. Gel. Şunu bir yayına çağırsanız ya. Dur. Kanka, yayına gelsene. Nasıl? Eteyim. Uyuyacaktım. Sen yarın işe gidiyor musun? Uykumu kaçırdı. Ya yok, yarın iş yok da. Eniştemle bir yere gideceğim ama sabah. Birkaç saat. Shutdown yazdı, D koydu. Gel yayına, gel. Şuna baksana IP'sine, kimin çarıymış bu? Önder. Bilgisayarı açıyorum. Tamam canım. Öğreteyim arkadaşlar, bir gelsin de arkadaşa nasıl yapıldığını. Arkadaş gelsin de yayına, göstereyim nasıl yapıldığını. Bak. 1036.de user ID 1037. Ha, user ID'lere mi erişmeye çalışıyor? Kanka bu buradan gitmez ki ama. Kanka bu sorgular buradan... Oğlum şu sala söylesenize, buradan çalışmaz bu sorgular. Adam çok profesyonel ya, bırakalım bence. Sorgular. Bak deniyor bak. Denesin ya, ne olacak? Çok YouTube videosu izlemiş o diyor. Hiçbir şey yapamayacak arkadaşlar. Bak CD midi yazıyor. CD de yanlış yazmış. Allah'ım. CD de yanlış yazmış. Abi bu kim? Allah aşkına tanıyorsanız söylesenize. Şu Linux komutları nasıl kullanılıyor öğreteyim. Kesin çoluk çocuğu yolluyorlardır buraya. Diyorlardır git şunu dene diye. Alak ya. Abi çalıştıramazsın. Yazdın CD komutuna baksana. Klasörlerde gezmeye çalışıyor. Aptal evladı. CD boşluk 2 nokta. Kanka CD boşluk 2 nokta. Bunu komutu yanlış yazıyorsun bir kere. Oğlum sana bunu kim öğretti? Bir şey işareti koymuş. Tam 1036 numaralı user nokta D ne lan? Şunu yapana kadar, ha neyse bir şey söyleyecektim, taklit vermiş olmayayım diye. Bak, if row set user login paprya, delete et mi? Paprya mı? Kim bu ya? Kim bu? Haber. Set user login. Oo, komuta bak, if row mov kanka, bunlar. Kanka sen Python komutu mu çalıştırmaya çalışıyorsun SQL'de? Ben çözemedim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Delete et ne lan? Delete et komutu. Ya gece eğlendirmeye gelmiş işte, ne yapsın? IP açtın mı sunucuyu? Sevenim çok eğlendirmeye geliyorlar. Sunucuya giriyorum şimdi. Gir bakayım şu arkadaşın bir IP'sini bir gör bakalım. Kimmiş merak ettim. Oğlum arkadaşınız falansa söyleyeyim, bak sövmeyeyim boş yere.
Arkadaşlar eğitim vereyim mi ya buna? Yasemin arkada çok hevesli birine benziyor. Kanka böyle çalışmaz. Hani buraya bunları... Neyse. Sen onu Arion'da deneyeceksin kanka. Arion'da tutar bunlar ama bak. Adamlar da açık var. Adamlara söyle. Bu arkadaşı animatör olarak yetkili alın. Bence de çok güldürüyor arkadaş bizi. Ya şu mini bossları bir türlü kesemiyorum. Onların atağa düşürüldü ya, aslında kesebilirsin. Ben uğraşmak istiyorum. Daha şu an 7 kişi yayına var. Millet çıkacak da aslında ne olacağını merak ediyorum. Ben de çıkacaktım. Sırf bu adam geldi diye durdu. Gece Hatta bilgisayarı açtım bunun yüzünden. bak bakalım kimmiş bu Giriyorum şimdi. kanka. Şimdi bu arkadaş yazılım dersi almış ama şunu öğretmemişler: bir buradaki yazılım komutlar, loglar, tamam SQL'e düşüyor ama SQL bunu süzgeçten geçiriyor kanka. Yani sen beynindeki süzgeçten geçirememişsin herhalde. Sıkıntı orada. SQL'in bir süzgeci var. Sen o süzgeci geçemezsin. Öyle bir zeka da olsan gelip bunu takas kısmında denemezsin ya. Al ya. Ama ben öğreteceğim hepinize bu işlemlerin nasıl yapıldığını şayiye piyasasında. Az kaldı. Az kaldı. Öğreneceksiniz abi. Nasıl yapılıyor bu iş? Öğreteceğim valla. Eğitim vereceğim. Bak. Title Hack. Windows SN Engine nokta CMD. Senin atacağın komut. Bir de Windows'un i'sini büyük yazmış bak. Windows. Bak. I büyük i. Engine. Oğlum büyük i mi var İngilizce? Yiğit, İngilizce'de büyük i yok kanka. Ne yapıyor onu? Echo off. He kanka. He. Bunun IP'sine bir bakayım. Title Hack. Oğlum Hack diye bir şey çalıştıramıyorsun ki. Hack diye bir şey yok ki. Arkadaş Linux komutlarını burada denemeye çalışıyordu. Echo off falan deniyor. Şey deniyor. İşte. Biz o konuya daha gelmedik kanka. Biz o konuya daha. Dene dene kanka, sıkıntı yok ya. Dene. Bak yayında da falan hep şey olarak duruyor bunlar. IP'sini buldum. Kimmiş bu IP ile eşleşen? Şeyle aratsana. SQL'le. Bir dakika aratayım. IP'yi bir arat bakayım. Biliyorsun değil mi nasıl yapacağını? Galiba. Ne yazmış? IF lan ne yazıyorsun amına koyayım? Ne grup her blak. Kanka ne yazıyorsun ya? Git if. Kanka if sorgusu çalıştıramazsın ya. Üf. Abi şunu biri söylesin ya. Yukarıda SQL'in üst kısmında şey var. chatengine.100x1b külçe. Kanka şu külçe Türkçe yazma sikerim seni. Bak. Şu adama söyleyin İngilizce yazsın şu kelimeleri. Adamla ettiğim kavgaya bak. Şunu söyleyin İngilizce yazsın. Küfür ettirmesin şimdi kendine. Allah kahmanı. Kanka. Döndüremezsin o komutu. Bak. Bak 666'dır bu büyük ihtimal. Kim olacak? Ya da yeni büyük birisidir piyasada. İstersen yayın ekranını kapatayım ben bakayım. Bak ben bulamadım çünkü. Tamam canım. IP'yi sana atayım. Arkadaşlar starting song birazdan başlıyor aldım. Şu arkadaşın bir IP'sini kontrol edeyim. Video yayın kaydını zaten atacağım. Zaten bir Ya problem direkt olursa. onu diye gir zaten görürsün. Ha tamam canım. Şuraya gireyim. Şu an beklemeye aldım. Problem yok arkadaşlar. Problem olacağından değil. Sadece bakayım kimmiş bu toksik. Bize şaka yapmaya çalışan bir arkadaşımız falan mı? Gördün değil mi IP'yi? Tamam. IP bu. Hı. He. Tamam.
Kontrol R ile arattın mı? He. Arkadaş yeni katılmış aramıza. Takas you. Takas. He. Arkadaş şey deniyor. Tamam. 90. Yeni açmış zaten hesabını. Hı. Ben kaçtım, yarın iş ortadan yazarım, adım Tas. Tamam kral. İyi akşamlar. Tamam, baktım canım. Yeni birisi bu, yeni oyuncu. Ben Tamam. de kapattım Siki bilgisayarını. yemez. Sen kapat. Ben bunu şey yapayım, dur. Banlayayım ben bunu direkt. Tamam, ben yayını izlemeye devam edeyim Twitch'ten. Tamam canım. Çıkayım ben sesten, hadi iyi Tamam. yayınlar. Geceler sağlık. Şey, bir saniye. Ben seni bir banlayacağım be. Hatta ne yapacağım biliyor musun kanka? Aynen kanka. Sen bir siktir git. Sana bir öğretsinler kanka. Nasıl yapıldığını bu işin. Sen bir banlan da gel hadi. Kuşku yerinde güvenim var, rezidans baby. Bu benimle periler elinde, come on guard, günler bak böyle. Tamam. Kanka sen bir işi bir öğren gel be. Yanlış videolar izlemişsin. Arkadaşlar bakın. Hiçbir sunucuda, hiçbir şekilde bu komutları takas kısmından, genel chat kısmından çalıştıramazsınız. Tamam, bunun logları düşer ama bunlar log olarak düşer. Oyun içerisindeki düşen hiçbir log SQL'le okutulmaz. Sadece SQL'e mantık olarak log olarak düşer. Sistematik bu şekilde işler, tamam mı? Bir kere arkadaşımızın yazdığı komutlar ekran tam oturmadı mı? Bir kere arkadaşımızın yazdığı komut bir kere Türkçe komut yazıyor. Hiçbir hack programında, hiçbir script'te bu böyle olmaz. Oğlum küçükten. Al işte. Yani hiçbir Kali Linux scriptinde işte Kültçe, işte haçk maçk olmaz oğlum. Bir kere zaten haçk komutunu çalıştıramazsın. Bu kelime zaten bir kere engelli. SQL'lerde, her database'de bu zaten, bunu MySQL'de de kullansan, SQL'de de kullansan bu haçk komutu her türlü engellidir. Bunu yapamazsın. Bu bir. İkincisi başka ne çalıştırmış? Bak şu çalıştırdığı işaretler, mesela şu koyduğun nokta D işareti yanlış. Tamam, ID buradan cookie deniyor ama cookie buradan deneyemezsin. Bunlar loga düşüyor. Bunlar web sitede deneyebileceğin açıklar. Kanka gelelim yazdığın diğer komutlara. Şu yazdığın if şey açmış D seti. Kanka bu komutlar Shine'ın hiçbirisinde çalışmaz. Chat engine nokta, zaten chat engine bir kere oyunda kapalı. Diyorum bunlar direkt şey düşüyor. Web siteden deneyebileceğin şeyler. Ama denesen de zaten web site oyuna bağlı değil. Yani web siteden bir şey çıkaramazsın. Web sitenin yani denediğin sunucuda şey yok. SQL bağlantısı yok kanka. O yüzden erişemeyeceksin hiçbir şekilde. Çok büyük bir siber güvenlikçi olman lazım kırabilmen için. Benim düzeyime gelmen lazım kanka. Benim düzeyime biraz gelmen. Eğitim veririm sana, veririm. Gel. Sen bana yaz Discord. Gel istersen, zor bölgede farmdayız diye. Yo, gelmeyeceğim ya. Kandırmayın abi beni, gelmiyorum. Echo off falan yazıyor ya. SQL şeyi falan çalıştırıyor. Kanka. Kamikaze bu kadar salak mı bunları burada çalıştıracak? Oğlum yani... Paganlar olarak. He. Pagan hesaplarla farmlıyorsun. Yani neyse, ben burada farmlamaya devam ediyorum ya. Mini boss falan kesebilirsem onları kesmek istiyorum da. Kesemiyorum da. DC'ye Vire oyuncusu geldi. YouTuber Losins. YouTuber mı? Benden başka YouTuber'ın... Benden başka YouTuber'ın... Geldiyse Twitch'e davet edin.
WhatsApp bakar mısın? Twitch'e davet etsene. Görüşelim kendisiyle. Bakayım nerede? Ha, sevgilim yazmış. Davet logda mı? Dosins. Bu arkadaşı tanıyorum herhalde ben. Yo, tanımıyorum. Hani abi YouTuber. Yine arkaya müzik koyuyor. Sıkıntı yok. Güzel paylaşması. İyi. Düzenli güzel. Videolar paylaşıyor. Böyle düzenli videolar paylaşması bizim sunucumuz için. Gelsin yayına. Kendisiyle konuşalım. Sunucumuz hakkında bilgiler verelim. Ben büyük YouTuber'ın... Bir yok arkadaşlar. Ya bu arkadaş komutları kesti ben banlayınca. Aa bak benim komutum çalışıyormuş demek ki. Statüsü -5 yapınca sen banlandın kanka. Abi sinir oluyorum ya vallahi yani. Kanka bir kere zaten if row komutu burada çalıştıramazsın. Paprika kanka zaten paprika delete et, delete et diye bir komut yok. Oğlum delete et. Etrip tamam etrip yıldız işareti. Yıldız komutu falan hiçbir şekilde zaten çalışmıyor. Bunlar engelli. Senin buraya koyduğun şu şu işaret falan hep engelli sunucu. Shutdown falan yazıp nokta D koymuş ama. Temp, yüzde işaretlerin hepsi. Hikey lokal meşine falan erişmeyi. Ay aman. Bu şekilde mi erişiliyormuş? Bir de hatchket maçket yazıyor. Klaus ya. Ya abi ben sinir oluyorum işte. Kim öğretiyor size bunları? Banın açayım da bir söyle. Şunu bir tweetmiş gelseydi bir konuşsaydık. Kim veriyor size bu yetkileri acaba böyle yazıyorsunuz ediyorsunuz. Kaç video gördüm. He Losins mi? Gelsin konuşalım abi. Laus ya. He. Ne yapacaksın? Blood'u hackleyip ne diyeceksin? Adalet savaşlarının selamı mı var diyeceksin? Ya ama... Oğlum hiçbiriniz benim düzeyime erişemezsin. Siz o... Neyse. Boş verin. Çok konuşan değil. İcraat yapanı görelim. O icraatlar yakında başlayacak siz merak etmeyin. Daha o sunucu açmadan ben o sunucunun içerisindeki tüm klasörleri zaten... Hepsinin loglarını Linux'umda tutuyorum abi. Sunucunuzda kaç tane klasör var? Kaç tane PHP tabanlı dosya oluşturulmuş? Hangisinde açık var? O koyduğunuz host timer'ların SQL sorgularında açıkları var mı yok mu? Bunların hepsini görebiliyorum. Aa. Kanımızda akan kan adalet savaşçısı kanı diyecekler. Neler neler buldum Burp Suite'de. Oh, o Burp Suite sorgu şeylerinde get isteklerini gönderip getirirken şey yapmıyor bak. Abi bu arada isim falan vermiyorum. Konuyu başka bir yere çekmeyeyim. Belki de Şaya ile alakalı bir şey söylemiyorum yani. Ben hiçbir şey söylemiyorum şu an. Sadece bir web sitesi var. Orada mesela bir istek gönderiyorum tamam mı? Burp Suite içerisinden diyorum ki intercept'i açıyorum. Tabii proxy'mi bağlıyorum. Proxy bağlamadan intercept çalışmaz zaten Burp Suite'de. Abi bağlıyorum proxy'mi tamam mı? Diyorum ki kardeşim bak ben buradan istek yollayacağım. Intercept bana bunu göster. Yazılımın mantığı bu. Abi intercept bana diyor ki bak kardeşim sen buradan bunu istek gönderirken client tabanlı bu dönüyor. Server tabanlı da şu dönüyor diyor. Ne güzel gösteriyor program. Abi diyorum ki bak client tabanına yani client tabanı dediğimiz nedir? Web sitesi üzerindeki bu JavaScript'ler falan... genelde client tabanlı çalışır. Yani JavaScript'leri zaten SQL'e injekte edemiyorsun. Onu yaparsan çok büyük açıklar doğuruyor. Direkt client tabanlı çalıştırıyor. JavaScript'leri, cookie'leri özellikle PHP ISS ID diye bir şey var özellikle. Saçma bir şey var. PHP ISS ID diye. Bunun orada bir hex kodu var tamam mı? O hex kodunu kırıyorsun abi. Value kısmında mesela cookie kısmında. Bu PHP SSID'nin yazması mesela bir açıktır. Tamam mı? Oradaki hex kodunu kırıp orada ne yazdığını İngilizcesini görebiliyorsun. Yani o value aslında ne demek olduğunu görebiliyorsun. Tamam mı? Mesela şimdi burada arkadaşımız
başka hesaba bağlanmaya çalışıyor değil mi? Yanlış bir komutla bağlanmaya çalışıyor. 100 yıldan önce kalmış bir komut. Kardeşim bu kullanıcı adı şifre kısmına yazılan bir komuttur. Herhangi bir web sitede yazdığın komut da yanlıştır. Bu öyle yazılmaz. Öncelikle ver sorgusu ya da ant sorgusu ile İngilizcemizi ant ne olabilir? Ant sorgusu ile çalıştırılır bu komut. Özellikle char'ının şifresini bilmen gerekir. Öyle ID değiştirerek hesabı bulamazsın. ID değiştirerek sadece burp suite üzerinden PHP ISSID değiştirebilirsin. Tabii cookie'yi görebilmen için de öyle Google Chrome'dan, Yandex'ten göremiyorsun kardeşim. Firefox'tan görüyorsun cookie'leri. Daha net bir şekilde ki cookie'lerin daha açık ID kısımlarında burp suite'ten görüyorsun. Get ve post metotlarını görmeniz lazım. Eğer bir sunucu zaten get olarak gönderiyorsa metotlarını, yani gelen giden isteklerini, bu daha farklı. Mesela post görüyorsan daha farklı, get görüyorsan daha farklı sistemler uyguluyorsun. Ben bu arkadaşlar buraya 3 yıl 4 yıl neredeyse 3-3,5 yıldır yani eğitim alıyorum, kendimi geliştiriyorum. Bir şeyler bileyim yani bize. Ama bunlar tabii böyle gelip buraya yazmakla olmaz. Ben hiçbir sunucuda bunu deneyip kendimi rezil etmem yani, gelip takasa genel chat'e bunu yazmam. Yani bu kapatılmıştır zaten. Lan log arkadaşlar, kapatılmış değil bu zaten. SQL ya da MySQL tabanlı kurulduysa bir Microsoft ya da MySQL tabanlı kurulduysa bir sunucu ya da herhangi bir oyun. İyi, sağ olasın önerim, görüşürüz. Kurulduysa zaten o MySQL'in ya da Microsoft SQL nokta log kısmındaki sorgu okutmayı engelliyor. Yani sen istersen, yani her şeyi okut istersen, buraya Allah yaz ama hiçbir şekilde onu çalıştıramazsın abi. Neden? Mantık olarak, çünkü nokta log olarak oluşturduğu için bu kısımları hiçbir şekilde okutmayacak bunu SQL'e. Sadece sana bilgi olarak düşecek. Şu an X'in yazdıkları sunucu da gözüküyor. SQL'e düşüyor ama SQL bunu okutmuyor ki, veri tabanına kaydetmiyor. Bunu log olarak kaydediyor sadece. Bağlamıyor ki seni, bunu user master'a bağlamıyor. ID, UID'lere bağlamıyor. ID'lere bağlamıyor yani. Çok basit bir şekilde bağlamıyor. Sadece oyun için client tabanlı çekiyor verileri. SQL tabanlı çekmiyor ki. Abi bak, hani Kamikaze'nin yaptığı sistemde bunu denemezsin. Başka bir developer olur, gel dene. Hadi anlarım da Kamikaze'nin sisteminde bunlar çalışmaz. Şimdi banladım ya, kendini bir şey yapmışsan. Bana koyduğumun çocuğu. Sizin ya, lamer'lıktan yetişir bir insan ama bu kadar da lamer olmaz. Türkçe yazmazsın kanka yani komuta. Hani bu nereye yazmış lan? Türkçe bir şey yazmıştı buraya. Nerede? Kültçe. Onyx Kültçe ne lan? Print en yıldız bir. Diyor ki buradaki komut şu, print yazı, print yazmış bir de bak. I yazmış. Küçük I. İngilizcesi olanlar aglıyor. Küçük I yazmış, tamam mı? Print. Ne yazıyor lan orada? 2T mi yazıyor? Göremiyorum ki. Yazı çok ufak ya. Print. Parantez en yıldız bir. Bu zaten yanlış bir komut. Python komutu çalıştırmaya çalışıyor burada. Boşluk. Bir de üstüne boşluk. Print. Bu şeyin parantezin yanına bir boşluk koyuyorsun. Bu kodu şeyde çalıştır. Python'a gidin çalıştırın. Bu yine hata verir ki. Özellikle Türkçe karakter var. Türkçe karakteri yazman için şunu kullanman gerekiyor. Türkçe karakter çalıştırmak istiyorsan bunu yanına koy. Bu bir de böyle çalışmaz. Bu şekilde çalışır. Bu şekilde yazılır. Bir tırnak arasına parantez içerisinde ne yazdırıyorsan print'e yazdırırsın. Print'e bir şey yazdırıp sorgu mu çalıştırmaya çalış. Onyx Kültçe. Kafanı sikeyim ben. Ya yemin ediyorum var ya. Kanka YouTube'dan izlesem bir şeyler yapardım belki de, yani ne bileyim. Kendini şayi üzerinde geliştiremezsin. Bunu söyleyeyim yani. Şayi sunucusu hackleyerek hacker'ım ya da ben kendimi geliştiriyorum diyemezsin. Sıfırdan önce Türkçe sonra syntax öğrensin, öyle gelsin. Bence de kanka. Yani. Kesinlikle. Kanka bir kere CD 2 nokta değil. Bu CD boşluk 2 nokta yazılır. Linux açtırmayın bana. Şu an Linux'ta başka şeyler var. Çağlamayalım kendimizi. Başka şey dönüyor şu an Linux'ta da. Yani CD 2 nokta. Boşluk 2 nokta.
Zaten burada bir syntax hatası vermiş. Bak attrib yazmış. Boşluk koyup yıldız koymuş. Oğlum attrib arasında boşluk koyulmaz ki. If row yazmışsın, set user login. Bir kere set user login diye bir şey yok sunucu içerisinde. Paprika. Paprika nokta dilet et. Dilet et ne lan? Kitle haçk. Haçk bu arada beyler. Haçk. Büyük i ile Windows. SYS. Engine. Ama büyük i ile. Nokta cmd. Kanka bir kere o cmd değil. Shell'dir. Şudur. Shell çalıştırılır. Shell çalıştırmayı denersin. Shell'i de oyun içerisinde çalıştıramazsın. Oyun içerisinde nerede çalıştıracaksın? Bunu Linux tarafına deneyeceksin. Bunu şöyle söyleyeyim sana. Linux tarafında kendine bir el port açıyorsun. El host'un senin lokal IP'indir. El port'u da kendine bir port veriyorsun. Örnek veriyorum. 10.0.2.15 senin Linux IP'in. El portunda 4848 diye bir port veriyorsun. Bunu bir kod komut var söylemeyeyim onu. Bir komut ile bunu bağlıyorsun porta. Sen o portu dinlemeye başlıyorsun. Linux'a diyorsun ki bu portu dinle. Bu portu nasıl dinletiyorsun? Ben geçen yayınlarda şey demiştim. Demiştim ki arkadaşlar bir web site HTTPS değilse HTTP ise bu arada gelen giden istekleri ben okuyabilirim. Nasıl okuyordum? Onu söylememiştim. Burada söyleyeyim. Kendime bir port belirliyorum. Aslında bir sunucu açıyorum Linux sistem üzerinden. O portu o şekilde dinletebiliyorum. Ama nasıl dinletiyorum? Millete attığım sahte link, millete attığım sahte link. Yani bu web sitenin görüntüsünü alıyorum ben. N11'in sahte görüntüsünü HTTP olarak düşünün. Ben bunu alıyorum, millete gönderiyorum. Ama gönderdiğim komut arasında da şu var. 10.0.2.15 boşluk 4848. Bu şekilde çalışır bu komut. Bir de bu komutu çalıştırdın, adamı yolladın, adam bunu çalıştırdı. Ha diyelim ki web site HTTPS, değil mi? Şimdi HTTPS yani SSL sertifikaları kırılabiliyor. Yani her web siteninki kırılamaz. Burada arkadaşlar web sitelerin yaptığı sorgular önemlidir. Örnek veriyorum. N11.com değil mi? HTTPS'te çalışan bir web site. Şimdi ben buraya bir F5 attım ya da sepete ekle dediğimde sepet ürüne gitti ya, burada bir istek gönderdi. Bu gönderdiği isteği de burada sorgulaması lazım. Ey client yani ey web site. Bak ben sepete bir istek gönderdim sepet kısmına. Bak HTTPS olarak devam ediyorsun değil mi? Hani bak Türkçesini söylüyorum sana. Bunu buradaki her şeyde yapması lazım. Giriş yapa tıkladığında, konumu belirleye tıkladığında, reklama tıkladığında bile yani bunu bu şekilde döndürmesi lazım. Bu yüzden bu şeyleri kıramazsın. Bu şekilde. N11'in yani şeyini kırman çok zor abi. Adamlar kaç tane siber güvenlik firması da çalışmıştır Allah bilir. Gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Problem yok. Evet, sosyal mühendislikle burada hesap çalabilir misiniz? Çalarsınız yani. Ona ben bir şey diyemem. O da oyuncuya kalmış bir şey. İnanabileceği şeye bağlı yani. Yani CSRF dediğimiz bir saldırı türü var. Onu deneyebilir mesela. Sunucular da çalışıyor yani. Şayan'ın web sitelerinde engelli değil CSRF. Engelli değil şöyle. Onu engelleyemezler. Onun için farklı sistemler var. Onları satın almanız gerekiyor. Web sitelerine gelen giden klientleri, gelen giden şeyleri komple 7/24 gören eden bir sistem var. Onu almanız lazım koruma için. O da çok pahalı bir sistem. Yıllık 10 bin, 20 bin eurodan başlayan bir sistem. O yüzden genelde piyasadaki %50, %60 web sitesinde bu CSRF çalışıyor. Instagram'da ya da Facebook'ta engelli olması lazım bunlardan birisi. Ya düşün bak Instagram, Facebook, WhatsApp. Bu üçü de aynı yere ait, aynı kişi almış ama adam sadece bir tane web sitesini engelli. Facebook'ta ya da Instagram'da çalışıyor bu CSRF. Deneyin abi girin. CSRF nasıl yapılır yaz Google'a. Görürsün illa ama İngilizce kaynak oku. Türkçe kaynakları okuma. Çünkü eski kaynakları göster. Gir oku yani dene. Abi brute force denersin yani. Öyle girdim hack yaptım olmuyor yani. Erişmen lazım. Ya da brute force deneyeceğim. Brute force'da da IP'ni engelleniyor. Çok fazla bilgi verdik. Yeter amına koyayım. 3 yılın bilgisini burada mı dökeyim şimdi? Bir sürü şey var arkadaşlar. Brute force diyorum. Kaç tane brute force tekniği var anasını.
zibilyon tane brute force tekniği var. CSRF diyorsun. Zibilyon tane CSRF tekniği var. Sosyal mühendis. Trilyonlarca sosyal mühendislik tekniği var. Ya adam diyor ya mesela. Bir siber güvenlikçi adam var. İsmini unuttum abinin. YouTube kanalda var ya. Şey diyor. Öncelikle mesela biz bir firmaya gittiğimizde bir Wi-Fi şifresi kırmayı deneyeceğiz diyor. Ben önce hani sosyal mühendisliğe başlıyorum diyor. Adam gidiyormuş, tamam mı? Mesela muhasebe ya da finansa. Ya sizin Wi-Fi şifreniz neydi? Tek bunu soruyor yani. Bunu soruyormuş adam ya. Wi-Fi şifrenizi söyleyebilir misin? Bir kere zaten firmaların bu konuda bilgi vermesi gerekiyor yani. Ben yazdım abi. Niye yazmayacağım ki? Ben gittim. Göstersem mi göstermesem mi? Kulaklığı çıkarayım arkadaşlar. Kablosunu ondan yapıyor. Şarj olmuştur. yani ben gittim yazdım bu CV kısmıma. Dedim ki abi ben eğitim veririm yani. Zaten konuşmayı seviyorum. Diksiyon konusunda da problem yok. Yazıyı bir hafta öncesinden hazırlarım. Her akşam tekrar ettim mi takır takır ezbere okurum. Konuşurum dedim. Ederim. Yani yazdım oraya. Zaten lise zamanımda yalan yok. Lise 2'de başladım. Lise 4'e kadar. Lisede konuşmacıydım ben. Lisenin konuşmacısıydım arkadaşlar. Genel konuşmalar. 10 Kasım. Hazreti Muhammed'i anma. Dini bayramlar. Şiir okuma. Düz yazı okuma. Makale okuma. Çok yani. Çok şeye katıldım ben. Bensiz dönmüyordu yani. Lan iyi farm yaptık ha bu arada. Akçe makçe kalsın. Efsunları basayım ben bir önce. Bir kapalı çarşı yapalım arkadaşlar. Sonra video yayınımızın sonuna gelelim. Videoyu da zaten paylaşacağım sizlerle. Geçenki yayın o tekrarı çok iyiydi. İt de vardı. Güzel bir muhabbet dönmüş Emre abiyle beraber. Yine cumartesi gününe geldik. Yayın açacağım zaten. Yine bu akşama. Gençler. Bir geleyim. Şimdi artı 7'yiz biz. Şöyle. Neredesin lan? Bas artık ya. Nasıl abi bu? Bu niye geçmiyor bir türlü ya? İşte şunu ikinci silaha basalım. Aramız da bitti. Kaç oldu? Artı 5 oldu ki. Yani Efsun'u da yapmamız lazım ya. Arkadaşlar görüyorsunuz yani Efsun nesnesi falan kimseden bir şey almıyorum yani. Bak. Zaten hep Efsun basmaya gidiyor param. 220'ye para yapmışım. Güzel. Geri kalan itemlarımızı koyalım geri yerine. Miğferimizi de alırız yakın zamanda. Bunlar zaten hafta sonu çekilişte vereceğim. Bak bir tanesine bile dokunmadım. Görüyorsunuz. Oh miğfer nesneme. Miğferimi alacağım gibi. Daha 107 tane toplamışım. Bundan kaç tane? 255 adet. Bu lapisten de alırız. Akçemiz de var. Zaten akçelerimizi basmışız. Da şuraya koyalım. GM görevi. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bu yayınlık bu kadar olsun. Bir sonraki Twitch yayınımıza görüşmek üzere. Efendim. Şöyle yayının yanına gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.